var. Türkiye Ekonomi Politikalar Araştırma Vakfı'nda biz yaklaşık 2006'da ilk defa yaptık 7000 kişiyle. Türkiye genelinde dini kimlikler, mezhepler, radikalleşme ve dini ideolojik Türkiye'deki bir tür aslına bakarsanız kimliklerin nasıl dağıldığını araştırdık. Bu araştırmayı 2020 yılında tekrar yaptık. Yani ve yine bu araştırma sonucunda da anomali gördüğümüz bölgelerde özel nitel araştırmalar yaptık. Yani oralara giderek o bölgelerde birebir mülakatlar gerçekleştirdik. Yapılandırılmamış mülakatlar gerçekleştirdik. Dolayısıyla benim elimde aslına bakarsanız 20 binlik bir veri seti var. Ve bu veri seti Türkiye'de yaklaşık 2016'dan 2020'ye kadar ki değişim sürecini de ortaya koyuyor. Ve orada biz şöyle bir şey çıkarttık. Bir muhafazakar kimliği çıkarttık Türkiye'de. Bu muhafazakar kimliği maalesef buradaki tartışmalarda da belki ileride tartışacağız, göreceğiz. Pek uyuşmuyor. Yani birazcık ezberleri bozmak lazım Türkiye açısından. Çünkü Türkiye'de kuramsal muhafazakarlık tartışmalarıyla sahada olan tartışmalar birbiriyle çok uzlaşır vaziyette değil. Benim gördüğüm o. Ne gibi? Mesela dindarlık. Dindarlık Türkiye'de muhafazakarlığı belirleyici bir kriter değil. Biraz önce Ali Hocam da söyledi aslında. Mesela Türkiye'de bir insana gidip dindar mısınız dediği zaman yüzde, bakın en rakamı, aşağı rakamı söylüyorum ben, 94 buluyorsunuz. Yani 94'ün altında Türkiye'de dindar olmayan bir kesim çıkmıyor. Dolayısıyla burada sorun kişinin dindar olması değil aslında. Dindarlığın farklı formları ve biçimleri var bizim toplumumuzda. Dindarlığın farklı grupları var. O yüzden dindarlık değil kriter, o dindarlığın farklı kriterleri, farklı kümeleri. Bu açıdan dindarlık mesela belirlemiyor muhafazakarlığı. CHP'nin içerisinde de çok ciddi anlamda dindarım diyen bir kitleyle karşılaşabiliyorsunuz. Bir başka şey mesela burada da konuşuldu, şeriat istemek. Bakın Türkiye'de %18 şeriat isteyen topluluk var. Yani biz her iki ankette de, yani bunu düşünün, 3 yılda tekrarladık. %18'in üzerinde bir şeriat talebiyle karşılaşmadık Türkiye'de. Dolayısıyla Türkiye'de %72 şeriat istemiyor. Bunun parti dağılımlarını da yaptık. CHP'de bile %8 şeriat isteyen çıkıyor bu ülkede. O yüzden mesela muhafazakarlık şeriat ister falan, bu da çok doğru bir şey değil. Tutmuyor da. Karşılığı da yok çok, bunun. Çok ilginç. Sayın Demir, bunlar var mı bunun kırılımı? Şeriattan ne anladığı, ne istediği, neden istediği? Çünkü tabii ki. Yani biz çünkü çok geniş, tabii çok vardı, geniş bir veri seti diye o yüzden sormak istedim. Hani CHP'nin içinde bile var. Şimdi şöyle. %18 az bir rakam değil yani. Tabii şu anlamıyla var. Şu anlamıyla var. Yani hukuk işlemiyor. Belki şeriat gelse daha iyi olacak. Hani şeriatin kestiği parmak acımaz algısı var ya toplumda. Ya da bazen çok dindar olup da CHP'ye oy veren insanlar var. Karadeniz bölgesinde bunu görürsünüz. Yani mesela CHP'nin kitlesi tamamen dindar olmayan bir kitle değil. Türkiye'de bunlar çok farklı şekilde sosyoloji dağılıyor. Bir başka şey söyleyeyim mesela, kadının çalışması. Ya muhafazakarlar kadının çalışmasını ister, muhafazakarlar kadının çalışmamasını, evde oturmasını ister, muhafazakar olmayanlar da kadının çalışmamasını ister. Ya benim elimde bakın rakamlar var burada. Çok net bir şey söyleyeyim. Türkiye'de kadın çalışmasın diyen %6. Kadın evinde otursun çalışmasın diyen %6. Kadın çalışsın diyen %87. Yani şimdi siz kadının çalışması üzerinden muhafazakarlığı nasıl tanımlayacaksınız? Bu çok doğru bir şey değil. Türkiye'de kadının yönetici olmasını istemeyen oran %10. O yüzden mesela bizim gördüğümüz Türkiye'de bir başka şey, ilginç bir şey mesela, demokrasi ve laiklik. 2020'de
Türkiye'de demokrasi ve laiklik destek puanı neredeyse 3 puan arttı. 2020'de neye bağlıyorsunuz? 2016'ya göre neredeyse 3 puan arttı. Peki niye 3 puan arttı? Hı. Aslında bunun biraz da 15 Temmuz vakası ile ilgisi olduğunu düşünüyoruz biz. 15 Temmuz sonrası Türkiye'de muhafazakar kimlikte mesela ciddi bir kırılma oldu, değişme oldu. Ben bunu çok merak ediyordum. Geldiğiniz için çok sevindim. Muhafazakar kimlikte, muhafazakar... Buyurun, duyamadım, kusura bakmayın, sesiniz gelmedi bana. Peki şöyle yapacağız Hilmi Hocam, ben sorunu anladım, benim sesim size geç geliyor. Ben doğal akışı içerisinde aslında 15 Temmuz konusuna değinmek istediğimi söylemiştim ama ben sizi hiç kesmeyeceğim çünkü sesteki o hatadan ötürü bizim lojistiğimizi bozuyor. Siz lütfen buyurun devam edin, 15 Temmuz'dan sonra muhafazakar kimlikte bir kırılma oldu, bir değişiklik oldu diyordunuz. Oradan devam edelim, nasıl bir değişiklik oldu, lütfen bunu anlatın bize. Şimdi mesela muhafazakar kimlik daha çok cemaat toplumu şeklinde kendisini var eder. Bir cemaat sosyolojisine sahiptir. Genelde öyle tartışıyorduk biz muhafazakar kimliği. O yüzden mesela muhafazakar kimlik içerisinde cemaatlere, tarikatlara yönelik bir talep vardır ve destek de vardır. Fakat 15 Temmuz sonrası ilginç bir şekilde muhafazakar kimlikte ciddi anlamda bir bireyselleşme gerçekleşirken cemaatlere karşı ve cemaat yapılarına karşı ciddi bir olumsuz algı oluşmaya başladı. Bu, ve cemaatsel destek muhafazakar kimlik içerisinde ciddi anlamda düştü. Ölçülebilir anlamda çok çok aşağılara düştü. Mesela muhafazakar kimlikte ciddi bir kırılmadır. O yüzden de demokratik ve laiklik desteği yükseldi. Ben oran vereyim isterseniz. Türkiye'de laiklik oranı %82.8'e çıktı. 2020 Mayıs ölçümümüz bizim bu. Pardon, Şubat ölçümümüz. Şubat ve Mayıs'ta tamamlamıştık. Bu korona işte salgından önce isabet oldu. Demokrasi talebi ise %82. Bakın, Türkiye'de demokrasiye yönelik destek 2020'de %82. Bu bizim 2016'da ölçtüğümüz rakamdan yaklaşık 3 puan daha fazla. Şimdi dolayısıyla muhafazakar kimlik elbette ki değişiyor.